Ankara'da gazetecilere verilen ceza gerekçe gizli tanık üzerine oluşturulmuş ve bu da Türkiye'de tam bir hukuk geleneği haline geldi ve Türkiye'de artık hemen hemen Kürt siyasi hareketinde gazetecilere, muhaliflere yönelik gizli tanık ifadeleri kullanılarak cezalar veriliyor. Bu uygulama da artık Türkiye'nin hukuku durumuna geldi. Türkiye hukuku artık gizli tanık hukukudur ve gizli tanık hukuku üzerine cezalar oluşturuluyor. Çünkü gerçek tanık ve gerçek ifadeler yok. Dolayısıyla bu minvalde baktığımızda verilen cezanın da gizli düşüncenin veyahut da arkadan hazırlanmış gerçeği olmayan düşüncenin vermiş olduğu bir cezadır. Bu kesinlikle böyledir. Ve dolayısıyla bu Türkiye'nin geleceği ve düşünce özgürlüğü, kendini özgürce ifade etme durumu, özgür gazeteciliği, gazeteciliğin önünde en büyük engeldir. Ve zaten yapılmak istenilen de budur. Bu gazeteci meslektaşlarımıza verilen ceza gazeteciliği korkutarak, gizli tanık ifadelerine dayandırılarak ve arkadan hazırlanmış talimatlı hukuk anlayışı içerisinde verilen bu cezalar gazetecileri korkutmaya yöneliktir ve gazetecilerin bu uygulamalardan yılmadığını pratikte görüyoruz. Verilen cezalar daha çok gazetecileri gazeteciliğe yönlendiriyor ve gerçeği görüp kamuoyuna yansıtmaya yönlendiriyor. Tam da bu gizli tanık anlayışının doğru olmayan, hukuki olmayan yapay hukuku teşhir eden gazetecilik bundan sonra daha etkin olarak gelişecektir. Ve biz gazeteciler bu gizli tanık anlayışını ve gizli tanık hukukunu deşifre edip sahibinin elinden almak için ne gerekiyorsa bundan sonra yapacağız. Biz daha önceki süreçlerde gazeteciler bu cezalarla baskı altına alındığını söylüyorlar ama sonuçta özgür gazeteciler, özgür basın Kürdistan'da ve Türkiye'de bunu boşa çıkarttığını söyleyebiliriz. İktidar gazetecileri hedef alıyor çünkü gazeteciler iktidarın haksız uygulamalarını, doğru olmayan uygulamalarını, hırsızlıklarını, halk karşıtlığı durumlarını, antidemokratik durumlarını teşhir eden ve kamuoyuyla paylaşan faaliyetler içerisinde olduğu için hedef alıyorlar. Dolayısıyla mevcut iktidar demokratik değildir, diktatördür, faşizm esaslı uygulamalara ve siyasete sahiptir. Böyle olduğu zaman da gazeteciler bunları haber yapıyor, haber konusu yapıyor ve halkla paylaşıyor. Bu paylaşım yapıldığı için, bu gerçeklik ortaya çıkarıldığı için de iktidar çok acımasızca, faşizane bir anlayış içerisinde gazetecilerin üzerine gidip bu tür cezalar veriyor. İş yapamaz duruma gelmeleri için ne gerekiyorsa yapıyor.